Evet, merhaba arkadaşlar. Öncelikle hoş geldiniz bölümümüze, Bartın Üniversitesi Psikoloji bölümüne hoş geldiniz. Birkaç nokta üzerinde öncelikle durmak istiyorum. Daha sonra bölümümüzdeki diğer öğretim üyesi hocalarımız ve araştırma görevlisi hocalarımız aynı şekilde size bilgi verecekler bu konular hakkında. Geri geldikçe ben birkaç nokta üzerinde temel konular hakkında bilgi vermek istiyorum. Öncelikle kısa bir tanıtımını yapayım. Üniversitemizin önce yapalım isterseniz genel anlamda, lojistik anlamda. Şu anda online devam ediyoruz. Şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla ama geldiğiniz zaman sizler de göreceksiniz. Bartın üniversitemizin temelde iki tane yerleşim alanı var, yerleşkesi var şu anda. Ağdacı kampüsü ve Kutlu Bey kampüsü olmak üzere iki tane kampüs alanı üzerinde eğitim, öğretim, araştırma vesaire faaliyetlerine devam ediyor. Ve şu anda bekleyen bir arkadaşımızı da almış olduk. Şu anda bölümümüz Kutlu Bey kampüsü kapsamında eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürüyor. Rektörlük ve çeşitli idari birimlerimiz şu anda Ağdacı kampüsünde görevlerine devam etmekteler. Yani ana hatlarıyla iki tane yerleşkemiz var. Fakat biz psikoloji bölümü olarak Kutlu Bey yerleşkesinde şu anda görev yapmaktayız değerli arkadaşlar. Bu genel bilgi olarak aklımızda bulunabilir. Diğer bir husus Bartın ili hakkında tabi ondan önce şunu da belki belirtmekte fayda var. Atlamadan geçelim. Geçmeli daha doğrusu. Genel organizasyon şeması üzerinde durmakta fayda var üniversitenin. Daha sonra takım başka lojistik faktörler üzerinde dururuz. Neyi kastediyorum? Üniversiteler diğer devlet kurumları gibi işte hastaneler gibi ilkokullar, liseler vesaire gibi belli bir görev dağılımı ve hiyerarşi içerisinde inşa edilmiş olan kurumlar, resmi kurumlar. Dolayısıyla en tepede en yetkili kişi olarak rektörlük makamı ve rektör hocamız olmak üzere değerli arkadaşlar bir sıralama söz konusu. Bölümden başlayacak olursak, yani alttan belki başlayacak olursak sıralamaya, hocalarımız ve bölüm başkanlığının üzerinde diyelim dekanlık ve dekanlığın bağlı olduğu rektörlük makamı şeklinde belli bir silsile var. Bu süreçte çeşitli konulardaki isteklerimizi, taleplerimizi vesaire görüşlerimizi bu kanalları takip ederek iletebiliriz. Aynı şekilde Rektörlük İletişim Merkezi üzerinden, RİMER üzerinden de taleplerimizi iletebiliriz. Dolayısıyla doğrudan rektörlük makamıyla da iletişim kurabiliriz. Diğer taraftan bir de işin idari boyutu var. Ne anlamda söylüyorum? Bu bahsettiğim silsilenin öğeleri ya da parçaları akademik ayağının parçaları üniversitenin. Çünkü üniversitelerin iki ayağı vardır, iki unsuru vardır diyelim. Bunlardan biri akademik unsur, diğeri de idari unsur. İdari unsurlarda daire başkanlıkları şeklinde organize olmuş vaziyettedir. Nasıl üniversite işte yüksek okullar, fakülteler içerisinde bölümler, lisans üstü çalışmalar için enstitü ya da enstitüler şeklinde veya işte çeşitli konulardaki araştırmalar için araştırma merkezleri şeklinde diyelim organize olduysa çeşitli başka konularda da diyelim çeşitli başka süreçlerinde işlemesi bakımından idari birimler görev almakta. Nedir mesela? Kütüphaneden istifade ediyoruz. Kütüphaneden istifade edeceğiz ilerleyen dönemlerde. Kütüphane daire başkanlığımız var mesela ve dolayısıyla kütüphanenin düzenlenmesi, kitap alımı, tasnifi, takibi vesaire gibi işleri örneğin bu birim takip ediyor. İşte internet, bilgi işlem ya da bilişim altyapımızın sürdürülmesini örneğin bilgi işlem daire başkanlığı takip ediyor. Bizim öğrenci olarak işte hangi dersi aldık, hangi dersi verdik, alttan dersiniz var mı, hangi dersi seçtik, üstten mi seçtik, alttan mı seçtik vesaire gibi süreç içerisinde öğrenci olarak bu ve diğer işte öğrenci belgesi, transkript vesaire vesaire gibi diyelim öğrenciliği ilgilendiren, öğrencilik hayatını ilgilendiren mesela
resmi işlemlerse öğrenci işleri daire başkanlığı üzerinden ilerler. Yani dolayısıyla bu ve benzeri idari süreçlerde idari birimler, ki bunlar da daire başkanlıkları şeklinde, nasıl akademik birimler fakülte bazında çekirdek olarak oluşturulduysa, devam ediyorsa, bunlar da aynı şekilde idari birimler, yani daire başkanlıkları kapsamı altında diyelim, işlerini ya da işlevlerini devam ettirirler. Bu aklımızda tutmamız gereken genel bir şema, organizasyon şeması. Bu tüm üniversitelerde aynı, Fark Üniversitesi'nde aynı, Kırklareli'nde de aynı, nereye giderseniz gidin, hatta dünyanın hemen her yerinde aynı ya da benzer bir organizasyon şemasıyla karşı karşıya kalıyoruz ana hatları ile. Bu üniversiteyi zaten geldiğiniz, gördüğünüz, öğrencilik hayatınızda devam ettiği müddetçe uygulama olarak da sizler de göreceksiniz, daha yakından tanıyacaksınız bu birimleri ve süreçleri. Her zaman bizlere sorunuz olduğu zaman sorabilirsiniz, yöneltebilirsiniz. Bir diğer nokta da ana hatlarıyla bahsetmek istediğim, değerli arkadaşlar, Bartın ili hakkında. Bartın merkezi bir yer, çok fazla bilinen bir şehir değil ama çok merkezi bir yer. Özellikle Ankara'ya, başkentimize çok yakın. Keza İstanbul'a da karayolu üzerinden söylüyorum, karayolu ulaşımı bağlamında epeyce yakın bir coğrafya üzerinde yer alıyor. Doğrudan belki şehir merkezi deniz kıyısında değil, bunu da özellikle söylüyorum çünkü bazen Amasya şehir merkezi sayılıyor ya da sanılıyor ve içeride miymiş gibi bir takım şaşkınlıklar yaşanabiliyor. Fakat il merkezi çok çok yakın denize, 10-15 dakikalık mesafede, yani çok uzun zaten kıyısı olan bir şehir Bartın. Dolayısıyla normal koşullar altında inşallah pandemi süreci geçtiğinde bu anlamda da öğrencilik hayatını diyelim keyifli geçebilecek olduğu, geçtiği şehirlerden biri. Ulaşım imkanları dediğim gibi özellikle geniş. Karayolu ulaşımı zaten büyük şehirlere var. İşte İstanbul, Ankara, İzmir vesaire. Ama yakınlarda Saltukova'da bir havaalanı da var. İstanbul'a ulaşmak mümkün hava yoluyla, genellikle öyle söyleyeyim. Dolayısıyla ulaşım imkanlarının en azından büyük şehirler üzerinden oldukça geniş olduğu ve il içinde de, yani gerek kampüste, şehir merkezi, şehir merkezinin kendi içerisinde ulaşım imkanlarının rahat ve geniş olduğu ana hatlarıyla öğrenci dostu bir şehir diyebiliriz değerli arkadaşlar. Diğer bir nokta ana hatlarıyla bahsetmek istediğim, bölümümüzün tanıtımı, yani bölümde bizler kimiz, ne yapıyoruz, bölümümüzün amacı ne, nasıl müfredat izliyoruz, bölüm olarak amacımız nedir? Ya da psikoloji bölümleri olarak amacımız nedir? Kısaca bunlardan bahsetmek lazım. Öncelikle şunu söylemekte fayda var. Psikoloji bölümleri değerli arkadaşlar, çekirdek bir müfredat üzerinden tüm bölümlerde, tüm ülkedeki bölümlerde, tüm yurttaki bölümlerde devam ediyorlar, sürdürüyorlar. Yani belli bir ortak derslerden oluşan kitle var ya da çekirdek var diyelim. Bu çekirdek etrafında şekillenmiş olan, efendime söyleyeyim, bazen eklemeler, çıkarmalar olabiliyor bölümlerin ve üniversitenin imkanı bağlamında, özellikle seçmeli dersler anlamında, ama ortak zorunlu dersler, yani psikoloji bölümlerinin ortak olarak verdiği zorunlu dersler ekseninde şekillenmiş, bunun üzerinde çeşitlendirilen bir müfredata sahip. Biz nasıl bir organizasyon içerisinde bunları nasıl sunuyoruz ya da nasıl değerlendiriyoruz diye soracak olursak, ana hatlarıyla baktığımızda zorunlu derslerden seçmeli derslere doğru giden bir dağılım olduğunu görebilirsiniz. 4 yıllık müfredatımız içerisinde nedir? Özellikle ilk 4 dönemde bahsettiğimiz bu ortak psikoloji bölümleri için söylüyorum. Tabii de rektörlük ortak zorunlu dersleri var ki biliyorsunuz, işte İnkılap Tarihi gibi, Türk Dil Edebiyatı gibi, bunları zaten her yerde almak zorundasınız, ayrı hikaye. Bu kastettiğim psikoloji bölümleri için ortak olan temel dersler nedir? İşte psikolojiye giriş gibi, efendime söyleyeyim, araştırma yöntemleri gibi, istatistik gibi, işte fizyolojik ya da biyolojik psikoloji gibi, psikopatoloji ile klinik psikoloji alanıyla ilgili dersler gibi, kişilik gibi, gelişim gibi, çok çeşitli alanlarıyla alakalı olarak temel dersleri alıyorsunuz yoğun şekilde.
ilk 4 artı 2 dönemde bilhassa. Niye 4 artı 2 diyorum? Yani son senede zorunlu dersler var ama tekrar söylüyorum. Özellikle ilk 4 dönem değerli arkadaşlar ağırlıklı olarak zorunlu bölüm derslerini görüyorsunuz. Daha sonraki dönemlerde yani son 4 dönemde de seçmeli dersler üzerinden çeşitli dersleri alarak tamamlamış oluyorsunuz süreci. Bunun mantığı ne? Bundan bahsetmek lazım. İlk 4 dönemde özellikle psikoloji alanının ki psikoloji alan itibariyle en geniş araştırma alanlarından, disiplinlerinden biri bakış açısına göre bakacak olursak. Dolayısıyla çok fazla kendi içerisinde de alt dallara ayrılmış vaziyette. İşte deneysel psikoloji, sosyal psikoloji, gelişim psikolojisi, klinik psikoloji, psikometri ki uygulamalı alanlar bağlamında daha da arttırılabilir. İşte tasarım psikolojisi, çevre psikolojisi gibi, psikonkoloji gibi, sağlık psikolojisi gibi uygulamalı alanlarla yani temel alanların türevleri olan uygulamalı alanlarla daha da arttırılabilir. Çok fazla sayıda kendi içinde de hem branşlaşmaya, dallanmaya, budaklanmaya sahip hem de dolayısıyla bu yüzden farklı alanlarla da farklı disiplinlerle de çok fazla yani dirsek temasından da ziyade çoğu kez hani kol kola girerek hareket etmek zorunda kalabiliyor. Ki bu da çok geniş bir spektrum dahilinde karşımıza çıkıyor. Biyolojiden tutun en temelde, hatta çok kuramsal konularla ilgilenirseniz fizikten tutun, sosyolojiye, sosyal antropolojiye, iktisada kadar, keza felsefeye kadar çok çeşitli farklı alanlarla beraber çalışmak, işbirliği içerisinde işte kavram ya da duruma göre bazen araştırmalar bağlamında sadece kuramsal değil ama araştırma yöntemleri bağlamında da değiş tokuşlar yapmak durumundayız. O yüzden psikoloji bölümlerinde takip edilen müfredatların bu kapsam genişliğini temsil ettiğini görebiliyoruz. Keza bizim müfredatımızda aynı şekilde ve dolayısıyla şimdi mantığından da bahsediyorduk arada kaynamasın. Biz ilk 4 dönem boyunca bu kadar geniş bir seçenek dahilinde alanı tanıdıktan sonra bölüm seçmeli dersleriyle buna A maddesi diyelim. Çünkü bir de B maddesi var seçmeli dersler konusunda. Ondan da bahsedeceğim ana hatlarıyla. Bölümdeki sunulmuş olan bize seçmeli derslerden alarak ileride uzmanlaşmak istediğimiz, üzerinde lisansüstü çalışma yapmak istediğimiz alana dair yönelme ya da daha yakından tanıma imkanını bulabileceğiz. Yani dolayısıyla müfredatımızdaki ders dağılımının mantığı bu. B maddesine gelelim. B maddesi de şu. Yine tüm üniversitelerin, tüm bölümlerin, birimlerin uyması gereken ortak kararlar var. Ortak bazı uygulamalar var. Dolayısıyla bu genel uygulamalar bağlamında değerli arkadaşlar. Bölüm dışı seçmeli dersler de almak zorundayız. Yani nereye giderseniz gidin, yine hangi bölüme giderseniz gidin, hangi üniversiteye giderseniz gidin. Bir öğrencinin mezun olması için full, hani 100 diyecek olursak tavanı, 100'ün 100'ünü de aynı bölüm derslerinden almak durumunda değil. Durumunda değil derken burada hani keyfe keder ya da tercihe kalan bir durum da söz konusu değil, onu söyleyeyim. Zorunlu uygulamalar ışığında belli bir oranı farklı bölümlerden yani bölüm dışı alanlardan seçmek zorunda. Dolayısıyla biz de fakültemiz içerisinde felsefe sosyoloji bölümüyle bu anlamda işbirliği yapıp bölüm dışı seçmeli dersleri sizlere sunuyoruz. Bu anlamda ilerleme kaydetmek için diyelim. Ama diğer taraftan üniversitemiz Bart Üniversitesi üniversite havuzunda etkin olarak işleten üniversitelerden biri havuz dersleri. Dolayısıyla süreç içerisinde farklı bölümlerden de farklı birimlerden de ders alma imkanlarınız olacak. Yani edebiyat bölümünden de ders alabilirsiniz. İşte iktisat bölümünden de ders alabilirsiniz. Tarih bölümünden de ders alabilirsiniz. İlerleyen dönemlerde ilginize bağlı olarak. Dolayısıyla oldukça kapsamlı, geniş ama verimli ve keyifli bir süreç olduğunu söyleyebilirim psikoloji eğitiminin. Ama şunu baştan söyleyeyim. Psikoloji eğitimi biraz önce bahsettiğim şekilde geniş bir temele dayandığı için, geniş bir yayılma sahip olduğu için takip etmek gerekiyor. Öyle söyleyeyim. Dersleri takip etmek gerekiyor, notları takip etmek gerekiyor, ekstra okumaları yapmak gerekiyor. Dolayısıyla sürekli araştırma halinde olmamız gerekiyor. Çünkü baktığımızda
Buradan aynı zamanda ana hatlarıyla çalışma imkanlarından da bahsedeyim. Genel olarak bakıldığında özellikle yani kamu istihdamı anlamında bilhassa söylüyorum. Özel sektör hakeza ama kamu istihdamı anlamında da hala en geniş olanak bulan bölümlerden biri psikoloji, birkaç diğer bölümle bağlantılı olarak ya da ek olarak belki. Şu açıdan söylüyorum bunu. İlgi alanlarımız geniş, çalışma alanlarımız geniş ama mezun olduktan sonra hangi kurumda çalışırsak çalışalım, yani ister mesela bir firmanın insan kaynaklarında eğitim uzmanı olarak çalışalım ya da mülakat yapıyor olalım, ister ki haliyle öyle akademisyen olarak devam edelim, ister bir anaokulunda psikolog olarak çalışalım, ister klinik psikoloji alanında ilerleyip terapist olarak kendimizi geliştirelim, çalışalım, ister sosyal psikolog olarak akademik anlamda ya da uygulamalı anlamda mesela reklam anlamında, reklam sektöründe, halk ilişkiler tanıtım sektöründe çalışalım. Ya da ister gelişim psikolojisi bağlamında yine işte oyuncak tasarımı gibi efendime söyleyeyim çocuklarla ilgili yayın evlerinde çalışmak gibi diyelim. Ek bazı alanlarda işler yapalım. Yine alanımız bağlamında tabii bunları söylüyorum. Tüm bunları şu yüzden söylüyorum arkadaşlar. Nerede ne yaparsak yapalım psikolog olarak mezuniyet sonrasında ister kamuda çalışalım yani ister Adalet Bakanlığı'nda psikolog olarak çalışalım ister Emniyet Müdürlüğü'nde çalışalım ister Sağlık Bakanlığı'nda çalışalım Çocuk Esirgeme Kurumu'nda çalışalım geriatri merkezlerinde çalışalım fark etmez örnekler arttırılabilir ceza tutukevleri vesaire 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 hemen her kurumda jandarmadan işte İçişleri Bakanlığı'nın farklı bazı unsurlarına kadar her bakanlıkta hemen hemen psikolog kadrosu bulunabiliyor. Özel sektörde aynı şekilde. Diyeceğim şu. İster özel sektörde, ister kamu sektöründe, nerede ne yapıyorsak yapalım. Çalıştığımız kurumlar, çalıştığımız birimler değerli arkadaşlar bizden aktif olmamızı isteyecekler. Kurumun psikoloğu olarak. Eğitim vermemiz istenecek, araştırma yapmamız istenecek. Kurum içerisinde çeşitli anket vesaire araştırmaları yapmamız istenecek. Ve dolayısıyla biz psikolog olarak daima araştırmacı kimliğimizi ön planda tutmak zorundayız. Ki bunun da nüvesi temelleri lisans hayatımızda atılıyor. Psikoloji eğitimi zaten zorunlu olarak bu temeli, bu geniş ilgi alanını kazandırıyor ama dediğim gibi en iyi şekilde istifade edebilmek için ve ileride de başarılı olabilmek için, verimli olmak için diyelim, olabilmek için diyelim. Bizim de elimizden gelen çabayı bu anlamda göstermemiz gerekiyor değerli arkadaşlar. Diğer bir unsur, bu arada diğer öğretim üyesi ve öğretim görevlisi arkadaşlarımıza söz vereceğim. Teker teker onlar da kendilerinden bahsedecekler. Ben onlar adına konuşmadığım için başka bir şeyden bahsedeceğim. Anlattığı bölümü tanıtıyorken. Biliyorsunuz online olarak derslerimiz devam ediyor. Bu dönem boyunca büyük ihtimalle en azından şu ana kadar böyle. O yüzden değerli arkadaşlar, Zoom programı üzerinden canlı derslerimiz devam edecek ağırlıklı olarak. Zoom programı zaten şu anda da bu oturumu yaptığımız program. Bunu belirtmekte fayda var. Canlı oturumlardan, canlı derslerden bahsediyorum. Ama bunun dışında eğer almadıysak, eksiklikler varsa takip edelim. Mutlaka Office 365 uzantılı e-mail adreslerimizin olması gerekiyor. Çünkü değerli arkadaşlar, ödevlerimizi, sınavlarımızı, quizlerimizi ve bilimum eğitim bağlamındaki uygulamalarımızı diyelim, Office 365 uygulamaları üzerinden diyelim, o zemin üzerinden, platform üzerinden yürütüyoruz. Dolayısıyla kurum zaten temin ediyor öğrenci arkadaşlarımıza da. Sizler de almışsınızdır ama genel olarak söylüyorum, eğer o konuda da bir eksiğimiz varsa, oluştuysa buna dikkat edelim mutlaka. Office 365 üzerinden süreci takip etmeye çalışalım. E-mail uzantımızı alalım ve değerli arkadaşlar Office 365 üzerinden mutlaka ödevlerimizi gerektiğinde yollayalım, quizlerimizi yanıtlayalım, takip edelim. Yani dolayısıyla Office 365 bu anlamda e-ders sistemiyle birlikte aslında temel noktalarından ya da saç ayaklarından tabiri caizse birini teşkil ediyor değerli arkadaşlar. O yüzden Office 365 konusuna da noktasına da dikkat edelim. Benim size tavsiyem bu kısaca.
Ben şimdi sözü kısaca ana hatlarıyla öğretim üyesi ve öğretim elemanı, araştırma bilgisi arkadaşlarıma bırakmak istiyorum. Kendilerinden bahsetmeleri için, tanıtımlar için, çünkü danışmanlık vesaire gibi görevleri birlikte sürdürüyoruz. Ben bölüm başkanıyım. Başka işlevler de var tabii bölüm içerisinde. Süreçler de var sürdürülmesi gereken. Bölüm olarak işbirliği içerisinde, görev dağılımı içerisinde bunları yürütmeye, sürdürmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla diğer hocalarımız da kendi görev dağılımlarından, kendi işlerinden bölüm içerisinde size bahsetmiş olacaklar. Bendeki ekran sıralaması üzerinden gidiyorum. Dolayısıyla Emel hocamızla başlıyorum. Emel hocam, kendinizin sesini şu anda açabilirsiniz. Ayarlamayı yaptım. Herkese merhabalar. Ben Emer Genç, doktor öğretim üyesiyim. Bu benim Bartın'da birinci yılım. Dolayısıyla ikinci dönemim olacak. Bazılarınızla yazışmıştık e-mail üzerinden. Ben aynı zamanda birinci sınıfların danışmanlığını yapıyorum. Yazıştığımız konulardan bahsetmeden önce biraz kendimden bahsedeyim. Ben aynı zamanda sosyal psikoloji ana bilim dalı başkanıyım. Üçüncü sınıfların dersine giriyorum bu dönem. Sizlerle derslerde tanışamayacağız ama ilerleyen dönemlerde karşılaşmayı umuyorum. Benim alanım arkadaşlar aile ve evlilik danışmanlığı. Master ve doktoramı bu alanda yaptım. Lisansım da Ankara PDR'den geliyor. Sizlerle tanışacağım için heyecanlıyım ama ondan öncesinde sizlerden gelen sorulara değinmek istiyorum. Bu danışmanlık süreci içerisinde sanırım şu anda bir problem yok ama hala arkadaşlarınız şundan bahsediyor. Derse giremediklerinden kimileri girip ama UBYS'de derslerin tanımlanmadığından ya da e-derse tanımlanmadığından bahsettiler. Teknik konulardaki sorunlarınıza yardımcı olamıyorum arkadaşlar. Bu özenle halletmeniz gereken bir durum. Ayrıca burada araştırma görevlisi arkadaşlarımız da var. Muazzez ve Sıla ve Dila. Teşekkür ediyorum. Onlar da çok yardımcı oldular. Herhangi bir sorun yaşarsanız bana yine e-mail atabilirsiniz. Ben ilgili yerlere e-mailinizi iletiyorum. Aynı zamanda arkadaşlarıma da yönlendiriyorum. Onlarla da iletişime geçebilirsiniz. Bu ders konusunda tekrar edeyim. Uzem'le herhangi bir sıkıntı varsa Uzem'le irtibata geçin. Uzem'in sitesini takip edin. Orada duyurular var. Başka sorun? Şu anda bana gelen bir sorun yok sizden. Bilmiyorum. Eğer varsa burada yine konuşabiliriz. O kadar. Bu arada ben tekrar araya gireceğim. Danışman hocalarımız aynı zamanda ders seçim süreçlerinden, çift ana dal, yan dal olanaklarından ve işte Farabi, Erasmus vesaire gibi olanaklardan eğer bahsedebilirlerse konuşurken o da iyi olur. Bir de bölümümüzün işte Instagram, Facebook vesaire gibi sosyal medya uzantılarından diyelim, uygulamalarından bahsedebilirsek de çok çok iyi olur sevgili arkadaşlarım. Bu arada onlardan bahsetmişken Farabi koordinatörü benmişim. Benim yani. Evet. Şu ana kadar başvuran bir öğrenci yok ama Farabi programının amacı ülkemizdeki üniversitelere geçiş, yani dönemlik geçişler, değiş tokuş yapma içeriyor. İleride ilgilenirseniz bu da sizin için, yani şu anda Bartın'dasınız ama belki ailenizin yanında bir dönem geçirmek isterseniz Farabi başvurabileceğiniz programlardan biri. Evet. Teşekkürler Emel Hocam. Nur Hocamızla devam edelim sıralamaya göre. Herkese merhaba. Ben Nur Başar Baykal. İlk önce kendimi tanıtayım arkadaşlar.
Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji mezunuyum. Daha sonra Bahçeşehir Üniversitesi'nde klinik psikoloji programını tamamladım ve Marmara Üniversitesi'nde de doktoramı tamamladım. Bu dönem 3. sınıflara dersim var. O yüzden ders olarak tanışamayacağız ama herhangi bir sorunuz olursa ya da tanışmak isterseniz, belli konular üzerine konuşmak isterseniz her zaman açığım buna. E-mail'den ulaşabilirsiniz, UBYS'den ulaşabilirsiniz ya da eDERS üzerinde bir mesaj var, platformu var, oradan da ulaşabilirsiniz. Hepsini aktif olarak takip ediyorum. Psikoloji bölümüyle ilgili ben kendi tecrübemden bahsetmek istiyorum. Benim çok keyif olarak okuduğum bir bölüm gerçekten ve severek okuduğum bir bölüm. Eğer severseniz çok keyif alacağınızı düşünüyorum. Sevmezseniz de biraz zor olabilir çünkü biraz okumaları yoğun bir bölüm. Ama bence en önemlisi hani derslere gelirken keyif almak, heyecanlanmak. Hani bugün dersim var, bundan keyif almak, heyecanlanmak. Yani böyle yaparsanız gerçekten bir yük olarak gelmez. Hani derslerde de ben bunu söylüyorum. Benim için hani kalmak, geçmek, not tamam bunlar tabii ki olacak ama en önemli şey hani keyif alarak, heyecan duyarak gelmek. Bunu heyecanınızı kaybetmediğimiz sürece inşallah çok güzel bir şekilde bilgi paylaşımı olacak. Beraber bilgi paylaşımı yapacağız. Hayat tecrübelerimizi paylaşacağız. Bu şekilde keyifli bir 4 sene geçireceğinizi umuyorum. Dediğim gibi hani okumaları yoğun bir bölüm ama çok sevebileceğiniz bir bölüm. Kendinizle ilgili çok fazla şey bulabileceğiniz bir bölüm. İlişkilerinizle ilgili açıklamalar, insan davranışlarıyla ilgili, insanın duygularıyla ilgili, düşünceleriyle ilgili çok fazla açıklama bulabileceğiniz bir bölüm. O yüzden de ben çok keyif alarak okudum. Şu anda da çok keyif alarak hazırlanıyorum, derslere katılıyorum. Sizden de bu enerjiyi, bu keyfi görmek isterim. İnşallah ilerleyen zamanlarda da yüz yüze de tanışmış oluruz. Birazcık başlarken dezavantajlı başladınız. Yani online başladık. O yüzden bazı sıkıntıları var. İşte eDERS sistemini takip etmeniz gerekiyor. Ekstra birçok şey bilmeniz gerekiyor. Ulaşmanız gerekiyor bilgilere. Bu anlamda bir dezavantaj gibi gözüküyor ama biz size her zaman yardıma açığız. Diğer arkadaşlar da zaten bölüm olarak. Her zaman bir sorununuz olduğunda bize rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Herkesi tek tek tanıma imkanımız olmayacak. Şu an 47 kişi gözüküyor. Hani kısa bir süre var. Tanışamayacağız ama inşallah bir dahaki dönem yüz yüze tanışırız diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Şekilde. Evet, Sıla hocamıza devam edelim. Evet. Merhaba, ben Sıla Resuloğlu. Tekrardan tanıtayım kendimi. Bölümümüzü araştırma görevlisiyim. Herhangi bir dersinize girmeyeceğim ama herhangi bir problem yaşadığınızda ya da bir problem olmayıp bir fikir almak istediğinizde, danışmak istediğinizde mail yoluyla bana ulaşabilirsiniz. Psikoloji hakkında birkaç bir şey söylemek isterim tabii ki ben de. Psikoloji deyince aslında ilk duyduğumuzda aklımıza belirli kalıplar geliyor. Ama bu bölüme girdiğinizde bu kalıplardan çok daha fazlasıyla karşılaşacağınızı size garanti edebiliyorum. Klinik psikolojinin yanında sosyal psikoloji, gelişim psikolojisi, nöropsikoloji, bilişsel psikoloji gibi çok daha geniş yelpazede belki kendinize çok daha yakın hissedeceğiniz farklı dersler alacaksınız ve ülkemizde ve dünyada da bu bölümlerde de yola devam edebileceğinizi göreceksiniz. Bu yüzden farklılıklara açık olmanızı ben kendi adıma talep ediyorum. En azından ön yargısız davranmanızı. Sadece ders olarak değil, bunu bir İnsanı çok boyutlu olarak ele aldığınızı düşünün ve her boyutuyla öğrenmeye çalışın. Yani sosyal bir varlık olarak da, biyolojik bir varlık olarak da, duyguları olan bir varlık olarak da ele almaya çalışın bu şekilde. Teşekkürler. Rica ederim. Dilan hocamıza devam edelim. Öncelikle herkese merhabalar. İsmim Dilan Polat. Ben de bu bölümde 7. ayımdayım ve bir araştırma görevlisi olarak görmeye başladım. Sosyal psikoloji ana bilim dalında araştırma görevlisiyim. Sıla hocamızın da dediği gibi herhangi bir sorunuz olduğunda ya da sadece sorunuz olduğunda bilgi almak istediğinizde mail adresimden bana da ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde hocalarımın aktardığı gibi benim de psikolojiye dair kendi deneyimlerimi aktarmak istediğim birkaç sözüm olacak. Psikoloji bilimi gerçekten başlarken çok kalıp yargılarla geldiğimiz şeklinde çok
küçük bir alan değil aslında. Çok geniş bir alan. Bireyden topluma kadar yayılan çok geniş bir alan. Sosyal psikoloji de öyle. Kendi uzmanlık alanım olduğu için ifade ediyorum. Kişiler arası ilişkilerden başlayıp gruplar arası ilişkiler, ardından bunu aşıp uluslararası ilişkilere kadar birçok bilgi üretebilmiş bir alan. Bu nedenle Sıla Hocam'ın da ifade ettiği gibi bu geniş öğrenme alanına açık olursanız bu bölümden edindiğiniz bilgileri günlük hayatına, gündelik hayatınıza uyarlamanız ve bu doğrultuda dünyayı farklı bir şekilde kavramanız mümkün olacaktır ve bu şekilde hem alanınızdan hem de hayattan öğrenme adına daha faydalı bir süreç olacağına inanıyorum, düşünüyorum. Dediğim gibi yine bir sorunuz olursa, benim uzmanlık alanıma dair de merak ettiğiniz konular olursa her zaman bölüm olarak da bu bilgileri paylaşmaktan hiçbir zaman çekinmeyeceğimizi bilmenizi isterim. Çok teşekkürler. Gizem hocamızla devam edelim. Gizem Hocam, mikrofonu açmadınız galiba. Kendinizi unmute edebilirsiniz. Tamamdır, pardon. Aynen, teşekkürler, estağfurullah. Ben psikoloji bölüm başkan yardımcısıyım. Uygulamalı psikoloji anabilim dalı başkanıyım. ODTÜ psikoloji mezunuyum, klinik psikoloğum ben. Yüksek lisansım ve doktoramı Aral Üniversitesi'nde klinik psikoloji alanında yaptım. Üçüncü yılım benim Bartın'da. Bartın şehir olarak ilk geldiğinizde zorlanabileceğiniz bir şehir, evet. Çok öğrenci yaşamına uygun olmayabilir, beklentinizi karşılamayabilir ama alıştığınız zaman, güzel dostluklar, güzel bir çevre edindiğiniz zaman, ki her yerde böyle, nerede olursanız olun, arkadaşlık ilişkileri, dostluklar çok önemli. Çok keyifli zaman geçirebilirsiniz. Kendiniz adına yatırım yapabileceğiniz çok güzel bir süreç. Bizler her konuda desteğe her zaman açığız. Mail yoluyla hepimize ulaşabilirsiniz. Yine klinik psikolojiyle ilgili merak ettiğiniz, danışmak istediğiniz bir konu olursa mutlaka sorun. Benim size tavsiyem mutlaka Erasmus'a gidin. Hani Farabi'ye de gidin ama Erasmus'a gidin. Yurt dışı tecrübesi, farklı kültürler, kendi ayaklarınızın üzerinde durma açısından da tamam farklı bir şehir ama farklı bir ülke çok daha fazla bir deneyim kazandırıyor. Hatta okulun anlaşması yoksa siz üniversitelerle iletişime geçerek, onlarla yazışarak bağlantıları kurabilirsiniz. Okulun da anlaşma yapmasını sağlayabilirsiniz. Bunu tavsiye ederim. Ben Hollanda'da Erasmus yapmıştım. Hayatımın en güzel 6 ayıydı. Akademik anlamda yanı sıra bunun, akademik katkının yanı sıra insan ilişkiler açısından da, farklı kültürler tanıma açısından da çok fazla deneyim oldu. Ben ufkumuzu genişleten bir süreç. Üniversitenin bir amacı da tamam akademik bilgi ama akademik bilginin yanı sıra da vizyonunuzu, misyonunuzu genişletmek, kendinizi olduğunuz yerden daha farklı bir yere taşıyabilmek. Hepimiz belli kültürel değerlerle geliyoruz. Bunların farklı kültürel değerlere saygı duymayı, anlayışlı olmayı öğrenmek. Onun dışında sadece yine akademik şeylerin yanı sıra mutlaka bir kültürel faaliyete katılın. Okulun toplulukları var farklı alanlarda. Sportif faaliyetlere mutlaka katılın. Yardımlaşma gruplarına mutlaka katılın. Kendinizi her alanda genişletin. ODTÜ'ye ilk başladığımızda rektörün bize lafıydı ve o benim hayat prensibim olmuştu. Çok güzel konuşmuştu. Hani bir arkadaşlarınızla oturduğunuzda bir grupla sadece psikoloji anlatmıyorsunuz. Tamam evet, psikoloji daha böyle popüler bir şey, herkesi anlamaya yönelik merak konusu olan bir şey. Evet ama bir mühendis bana oturup da kendi işini anlatmıyor sonuçta. Onlarla konuşabileceğim ortak farklı donanımlarımın da olması gerekiyor sohbet edebilmem için. O yüzden kendinizi geliştirmek adına da, kendinizi beslemek adına da benim sizlere tavsiyem, farklı alanlarda da kendinizi geliştirin. Deneyin en azından. Neyi sevip neyi sevmediğinizi, neye yatkın olmadığınızı keşfedin.
Böyle benim söyleyeceklerim. Sizlerin bir sorusu olursa yine dediğim gibi her zaman mail yoluyla ulaşabilirsiniz. Bu arada bir katkıda mikrofonları evet bir katkıda bulunmak istiyorum. Şöyle ki üniversite hayatı aynı zamanda bir formasyon kazandırır insana. Olay sadece işte psikolojide, sosyolojide, makine mühendisliğinde, astrofizikte eğitim almak değil. Ama hayata karşı bir oryantasyon kazandırır. Bu da zorluklarından biri açık konuşmak gerekirse. Çünkü insan ilk defa uzun süre için hayatında o döneme kadar olan bölüm için söylüyorum tabii. Ailesinden uzakta kalıyor. Bir takım süreçleri tek başına halletmek zorunda kalıyor. Mücadele etmek zorunda kalıyor. O yüzden bu mücadele sürecini en iyi şekilde geçirmek hem bizim elimizde hem de gerektiğinde bizler de zaten biraz önce konuştuğumuz konular bağlamında yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şuraya biraz da değinmek istiyorum yeri gelmişken. Bu arada Muazzez hocamızla devam edeceğiz. Arkadaşlar bu bir şeyler yapmanın artık hani o klasik öğrencilikten çıkıp da birey haline gelmenin ve üniversite hayatının hem keyifli hem de zor hale gelmesini sağlayan noktalardan biri de inisiyatif kullanabilmek, kendi çevremizi düzenleyebilmek. Yani birileri hazır bize bir şey vermek durumunda değil, sadece biz de bazı konularda fikrimizi ifade edebiliriz. O yüzden sizlerden ricam işte çeşitli yemekhaneden tutun, işte otobüs hizmetlerine kadar çeşitli anketler vesaire düzenleniyor. Bunu sistem üzerinde göreceksiniz, UBS sistemi üzerinden. Bu anketleri yanıtlayın değerli arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Yani es geçmeyin, çünkü bu tip anketler, tekrar söylüyorum, yemekhane hizmetlerinden tutun, işte ulaşım hizmetlerine kadar çeşitli konularda memnuniyet anketleri düzenlenebiliyor. Bu tip anketleri yanıtlarsanız inisiyatif kullanmış olursunuz. İleriye dönük olarak düzenlemelerde sizin de payınızın bulunması anlamında, tepkinizi belirtmek anlamında katkıda bulunmuş olursunuz. Bu anket meselesine de değinmiş olayım yeri gelince. Muazzez hocamızla devam edelim. Merhabalar arkadaşlar. Birçoğunuz beni tanıdınız zaten. Kulüple ilgili iletişim kurmuştum sizle. Ayrıca ders sürecinde de iletişim halindeyiz. Ben Muazzez Aytemir. 2016 yılından beri Bart Üniversitesi'nde çalışıyorum. Ege Üniversitesi mezunuyum. Sonrasında 416 sayılı kanunla devletimizin verdiği, Milletin Bakanlığı'nın verdiği bursla Emel Hocam gibi yurt dışında İngiltere'de yüksek lisansımı tamamladım. Şu an Ege Üniversitesi'nde gelişim psikolojisinde doktor öğrenimime devam ediyorum. Şu an bölümümüzde engelli öğrencilerimizin temsilcisiyim. Ayrıca aynı bu birimimiz kronik öğrencilerimizi de temsil ediyorlar. Ayrıca UZEM koordinatörüyüm, Erasmus koordinatörüyüm, yandal çift anadal yapma imkanı var bölümümüz. Sosyoloji ve felsefe öğrencilerinin yandal çift anadal kayıtlarıyla ben ilgileniyorum. Sizlerin de ayrıca sosyoloji ve felsefe bölümüyle yandal çift anadal yapma imkanınız var ikinci senenizde. Başvuru yapabilirsiniz. Dediğim gibi kulüp, psikoloji kulübüyle ilgileniyorum ben. Sizin kariyer planlarınızda faydalı olabilecek birçok etkinliğe hazırlanıyoruz şu anda. Bunların duyurusu da yakında yapılacak. Zaten etkinlik takviminde biliyorsunuz. Bunun dışında herhangi bir işleminiz için diğer araştırma görevlisi arkadaşlarımla işbirliği halindeyiz. Yardımcı olmak için buradayız. Tavsiye olarak da benim size verebileceğim, yani iletmek istediğim bir tavsiye var naçizane. Bizim ilk üniversitesinde, şu an vefat etti kendisi, profesör bir hocamız vardı. Şöyle söylemişti: her psikoloji öğrencisi bir yaralı kuştur. Yani bir arayışla gelmiştir, bir beklentisi vardır psikoloji bölümünden. Siz de belli arayışlarla bu bölüme geldiniz. Umarım daha fazlasını bulacaksınız. Daha fazlasını bulmak için emek harcamanız gerekiyor. Bunu belirteyim. Daha fazlasını istemeniz gerekiyor. Derslerle yetinmeyip okuma yapmanız gerekiyor bol bol. Kendi kaynaklar araştırıp, gerekirse hocalarınızdan destek alıp bu konuda hangi kaynaklara yönlendirir sizi veya kendiniz, yani edebi metin bile okusanız psikoloji alanında zaten artık bakışınız değişeceği için hayata fayda sağlayacaktır. Bu nedenle bol bol okuma yapmanızı tavsiye ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum.
Evet, Muazzez hocamıza bir katkıda da ben bulunayım. Daha önce de bahsettik gerçi oturumun başında. Sürekli araştırmayı gerektiren bir alan, psikoloji alanı. Lisans boyunca dersleriniz konusunda da böyle olacak. O yüzden kütüphaneden istifade etmek gerekiyor değerli arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim, veri, nasıl ifade edeyim, yayın taramak, literatür taraması yapmak, yeni yayınları araştırmak, takip etmek, psikoloji öğrencisinin ve psikoloğun her zaman görevi. Yani çalışma hayatınızda da göreviniz olacak, lisans hayatınızda. Dolayısıyla üniversitemiz, üniversite kütüphanemiz veri tabanları anlamında, online veri tabanları anlamında özellikle çok geniş imkanlar sağlıyor tarama yapmak için. Derslerimiz esnasında da değerli arkadaşlar biz, çünkü bir işimizin parçası olduğu için özellikle online veri tabanları pek çok diğer bölümden farklı olarak bizim bölümümüzün işinin parçası olduğu için akademik anlamda da, profesyonel anlamda da birlikte bu taramaları yapacağız değerli arkadaşlar. Yani nasıl kullanabiliriz? Bu online veri tabanlarının en etkin şekilde nasıl bunlardan istifade edebiliriz? Makale bulabiliriz, tarayabiliriz, farklı kaynaklardan nasıl istifade edebiliriz? Bu konular hakkında da derslerimizde değerli arkadaşlar, yeri gelmişken belirteyim, tekrar söylüyorum. Bu bizim işimizin parçası. Literatür taramak, veri tabanlarının kurdu olmak tabiri caizse bizim işimizin parçası. Bu da aynı şekilde eğitim sürecimizin önemli bölümünü teşkil ediyor değerli arkadaşlar. Bunu da ifade etmekte fayda var. Kütüphane sistemimiz memnun olduğumuz, en memnun olduğumuz diyelim sistemlerden biri baktığımızda üniversiteniz içerisinde. Ben tekrar hoş geldiniz diyorum aramıza. İyi ki geldiniz. Sorunuz olursa, sorularınız olursa her zaman iletişim kanallarımız açık. Bizlere nasıl erişebileceğinizi biliyorsunuz, ulaşabileceğinizi. Eğer sizlerin sorusu varsa, soruları varsa onları alabiliriz. Soru sormak isteyen arkadaşımız ya da arkadaşlarımız kendi mikrofonlarını açabilirler bu arada değerli arkadaşlar. Hocam, Hırvatistan University of Zagreb ile anlaşma sürecindeyiz. Yazışmamız olmuştu geçen dönem. Evet. Onu da ileteyim arkadaşlara. Yani tamamlanmak üzere süreç. Yani Erasmus başvurusunda faydalanabilecekler umarım. Evet, evet, evet. Yeni bir bölüm olarak bu tip olanaklar da diyelim süreç içerisinde yerine oturuyor. Çok daha verimli noktaya geleceğiz. Teşekkür ediyorum bu arada. Hatırlatma için. Evet arkadaşlar, eğer sorusu olan yoksa dediğim gibi her zaman sorularınızı, yani burada sorun ya da asla sormayın falan değil. Her zaman bizlere iletebilirsiniz. Tekrar teşekkür ediyorum. Tekrar hayırlı olsun diyorum. Umarım... Hocam benim bir sorum var ama. Tabii tabii. Biz Erasmus'u düşünen öğrencileriz de bu konu hakkında biraz daha detaylı bilgi almamız mümkün mü acaba? Hangi ülkelerle çalışıyorsunuz? Şu anda Muazzez Hoca'nın dediği gibi Hırvatistan'la devam eden, o daha detaylı biliyor süreci, bir iletişim süreci söz konusu. Bu bir başlangıç olabilir. Dediğim gibi yeni bölüm olduğumuz için bu tip bağlantılar süreç içerisinde gerçekleşiyor. Siz de zaten yeni başlıyorsunuz. Dolayısıyla ilerleyen dönemlerde daha farklı diyelim kaynaklarla karşı karşıya kalabilirsiniz. İmkan var yani, öyle demek istiyorum prosedür anlamında. Herhangi bir engel yok. Anlaşmalar tamamlandığında bu tip imkanlardan da diyelim istifade edebileceksiniz. Hocam ben bir ekleme yapabilir miyim? Tabii tabii Emel Hocam. Arkadaşlar, Erasmus düşünen arkadaşlar, prosedürden önce bence sizin yapmanız gereken öncelikli şey dilinize ağırlık vermeniz. Çünkü Erasmus'a başvurabilmek için de yine bir dil sınavına geçiyor olmanız gerekiyor. Doğru mu söyledim hocam? Hocam doğrudur. Evet. Yalnız şöyle bir imkan da var. Çalışma imkanı, staj imkanında dil gerekmiyor. Ben de bilmiyorum. Bir arkadaşımız sadece fotoğraf çekerek Yunanistan'a gitti geçen dönem. Deneyimlerini de paylaştı arkadaşlarıyla. Ben yönlendirebilirim. Kendisini nasıl hani süreci anlatabilir. Deneyimlerini aktarması açısından faydalı olur. Hı hı. Ofisimizde bu tür etkinlikler yapıyorlar. Önceki giden arkadaşlarının deneyimlerini aktarmaları açısından faydalı etkinlikler düzenliyorlar.
Erasmus sayfasını incelemelerini tavsiye ediyorum ben arkadaşlara. İsmini de not aldım arkadaşın ama kendisi bana da ulaşabilir. Erasmus Bart'ın yazdıkları zaman zaten çıkacaktır. Orada sayfayı inceleyip her türlü bilgiyi orada bulabilirler. Bir de benim hatırlatmam, özellikle kronik hastalığı olan arkadaşlarımız varsa mutlaka engelsiz Bart'ın adresinden sayfayı incelemelerini tavsiye ediyorum. Çünkü orada üniversitemizin sağladığı pek çok imkan var. Ders yardımcı arkadaşından tutun da örneğin pek çok imkan sağlıyor. Bu sebeple tavsiye ediyorum arkadaşlarıma o sayfayı incelemelerinde. Hocam. Evet. Hocam ben de staj konusunu soracaktım. Biraz bilgi verir misiniz staj konusunda? Türkiye'de staj mı, yurt dışında mı? Yok, Türkiye'de. Yani ya da yurt dışında da, ikisi hakkında bilgi. Hocam, Alper hocam, siz daha iyi bilin. Şöyle söyleyeyim, şu anda zorunlu staj uygulaması bölümümüzde yok. Psikoloji bölümlerinde yok zorunlu staj uygulaması. Ama şunu peşinden söyleyeyim, bakın arkadaşlar, gönüllü staj yapılabilir mi? Yapılabilir. Mantıklı mı? Mantıklı. Bunlar hakkında zaten detaylıca konuşacağız. Dersler esnasında da yeri geldikçe, özellikle uygulamalı dersler bağlamında. Ama şu kadarını söyleyeyim. Staj yapmak için en ideal dönem 3. sınıfı 4. sınıfa bağlayan dönemdir. Çünkü 1. sınıf, 2. sınıf, inanın hatta 3. sınıfta çok çok erken dönemler staj için. Çünkü zaten dediğim gibi temel dersleri ilk 4 dönemde alıyorsunuz. İlgi alanlarınız bağlamında seçmeli derslerle birlikte diyelim bu konularla 5. 6. dönemden itibaren tanışmaya başlıyorsunuz. Ki 7 ve 8. döneme geçtiğimiz sene o yaz dönemi ve eğer mümkünse belki dönem içerisinde her neyse ayarlamaya bağlı olarak bu dönemler daha uygun, daha münal staj için. Öncesinde çünkü yapacak olduğunuz gerçekçi olmak gerekirse, açık konuşmak gerekirse çok fazla bir katkıda bulunacak bir süreç değil. Çünkü orada elde edecek olduğunuz bilgiyi farklı birimlerde çalışan psikologları sorarak da alabilirsiniz. Yani siz klinikte ne yapıyorsunuz? Siz Adalet Bakanlığı'nda ne yapıyorsunuz? Sen işte reklam ajansında çalışan bir psikolog olarak ne yapıyorsun? Gibi gibi. Bilgi her zaman alabiliriz. Başka bir şey. Ama staj ciddi bir süreçtir. Staja giden kişinin yani stajyerin neyi, niçin yaptığı hakkında fikir sahibi olması ama nasıl yapacağı hakkında bilgi edinmek istemesi, bu bilgiyi almaya hazır olması, yani hazırda bir bilgi yapısı üzerinde devam etmesi gerekiyor. O yüzden söylüyorum, staj zorunlu olarak mevcut değil. Gönüllülük esasında elbette olabilir ama diğer taraftan bunun da en ideal zamanı, bence en optimal zamanı 6. dönem sonu. Yani 6. dönemde 7. dönem arasındaki yaz dönemi olarak değerlendirilebilir. Yani buna göre kendimizi ayarlamakta staj konusunda fayda var değerli arkadaşlar. Yani staj doğrultusunda bir şey rica ederim. Teşekkür ediyorum bu arada staj sorusu için. Çünkü PDF geliyor. Son olarak şunu söyleyeyim. Staj bizatihi kişiye doğrudan bilgi veren bir süreç değildir. Kişiyi doğrudan daha deneyimli hale getiren, daha donanımlı hale getiren bir süreç değildir. Staj zaten dediğim gibi hazırda olan temel bir bilgi yapısı üzerinde şekillendiği zaman anlam kazanır. O yüzden kişisel staj programlarımızda dediğim gibi buna göre ayarlamakta fayda var değerli arkadaşlar süreç içerisinde. Hocam bir şey sorabilir miyim acaba? Elbette. Psikoloji okuyan öğrenciler PDR gibi bir bölümden de yan dal ya da çap yapabiliyor mu? Yoksa sadece sosyoloji ve felsefeden mi yapabiliyor? Bunun yanıtı aslında Erasmus'a benzer bir yanıt. Onu söyleyeyim, şu anlamda söylüyorum benzer derken. Yeni bölüm olmamız hasebiyle bir takım ikili anlaşmalar bağlamında yurt içi, yurt dışı, birim dışı giden süreçleri yeni yeni oturtuyoruz. Dolayısıyla şu anda bizim felsefe ve sosyoloji bölümleriyle anlaşmamız var. Ama ilerleyen dönemlerde elbette farklı birimlerdeki farklı bölümlerle de anlaşmalar imzalayabiliriz. Ve çift dan dal, yan dal olanakları olabilir. Yani teorik olarak mümkün, öyle söyleyeyim. Şu anda anlaşmamız yok ama olabilir. Peki hocam, teşekkür ederim. Rica ederim. Merhaba hocam, ben de bir şey sormak istiyorum. Tabii ki.
Şimdi Erasmus'a katılan öğrenciler oraya gittiğinde okuldaki derslerini nasıl verecek acaba? O tarz dersleri, hani mesela sınavlara falan girecek mi? O dönemi bitirmek yapılıyor. Eşleştirme yapılıyor. Dersler zaten uygun bir şekilde tam ayarlanıyor. Yani mesela orada farklı bir isimde ders alıyorsunuz. Burada içerik uyduğu sürece buradaki derse saydırabiliyoruz onları. Anladım. Çok olmuyor yani ederim. Sizin açınızdan. Bu arada Devrim hocamız da geldi. Sistemden düşmüştü biraz önce. Devrim hocamız da kendisi hakkında bilgi verirse o silsileyle tamamlamış oluruz. Herkese merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz arkadaşlar bölümümüze. Çok kısa olarak kendimden bahsetmek gerekirse Devrim Kalkanistim ve 19 Mayıs Üniversitesi'nde lisans eğitimimi tamamladım. Ayrıca yüksek lisans eğitimimi de aynı üniversitede tamamladım. Bölümümde deneysel psikoloji anabilim dalında araştırma görevlisi yapıyorum. Araştırma görevi yapıyorum. Çok kısa tutmam gerekirse size söyleyebileceğim tavsiyeler zaten şu an sorularınız da var. Bekletmemek adına yani bir iki cümleyle size şunu diyebilirim. Psikoloji pek çok farklı alana kendi bünyesinde barındıran bir bölüm. Pek çok farklı alana sahibiz ve ilk iki yılda, ilk üç yılımızda bu alana ilişkin, farklı alanlara ilişkin okumalar yapabilirsiniz. Gerektiğinde okuma listelerini bizden talep edebilirsiniz. İşte girişim psikolojisi, klinik psikoloji, deneysel psikoloji, sosyal psikoloji gibi pek çok farklı alanda. Ve artık dördüncü sınıfa geldiğinizde kafanıza net bir şey belirmiş olacak. Emin olun bizim de öğrencilik yıllarımızda dördüncü sınıfa kadar çok büyük kafa karışıklıklarıyla geçti. Hayal ettiğim gibi bazı şeyler yani göründüğü gibi olmuyor. Ancak zaten yani şu an akademik olarak size bazı tavsiyelerde bulunuyorum. Zaten sosyal olarak aktivitelerinizde her ne kadar pandemi nedeniyle bu ara yapamasak da geldiğiniz zaman üniversite yaşantınızda sosyal olarak pek çok aktivitede bulunacaksınız. Benim diyeceklerim bu kadar kısaca. Teşekkür ediyoruz. Evet, sorusu olan arkadaşımız varsa soruları almaya devam edebiliriz. Eğer yoksa da tekrar hayırlı olsun diyorum arkadaşlar. İyi bir dönem, başarılı, verimli dönem geçirmek dileğiyle tekrar hoş geldiniz diyorum. Görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Hocam, staj zorunlu mu acaba? Staj zorunlu değil. Hayır, hayır. Zorunlu staj uygulamamız yok. Tamam. Rica ederim. Evet. Görüşmek üzere. Başarılar. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ olun hocam. Size.